Efendim şimdi yine gündemdeki önemli bir konu var. Ankara 11. Tüketici Mahkemesi çekilen kredi esnasında yapılan hayat sigortasına yönelik milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar verdi. Mahkeme hayat sigortasının süresiyle ilgili bildirimde bulunmayan bankayı haksız buldu. Kararla babalarının ölümü sonrası krediyi ödeyen çocukları ödedikleri tüm parayı faiziyle alma hakkı elde etti. Şimdi bu konuyu mercek altına alalım istiyoruz. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuğumuz. Sayın Deniz merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkürler Sayın Deniz. Bu karar ne anlama geliyor? Öncelikle böyle başlayayım. Karar çok güzel bir karar. Çünkü hemen hemen bireysel kredi kullanmayan yurttaşımız neredeyse yok. Bankalara kredi için müracaat ettiğimizde bize hayat sigortası yaptırmamız söylendiği zaman genellikle tepki veriyoruz. Olumsuz tepki veriyoruz ama hayatın kendi akışı içerisinde vefat halinde mirasçıların bu vefat eden kişinin çekmiş olduğu kredi nedeniyle zor duruma düştükleri de bir gerçek. Bu anlamda mevcut habere konu olan mahkeme kararında banka bir yıl sonra sona eren hayat sigortasını mirasçılara veya vefat edene bildirmediği için hayat sigortası yenilenmemiş. Bu durumda mirasçılar bu işten habersiz olarak ödemeye devam etmişler. Ancak daha sonra bir de bakmışlar ki vefat eden kişinin bir hayat sigortası kredi başlangıcında varmış. Fakat kredinin ödenme süresi içerisinde sigorta bittiği için kalan taksitler kredi sigorta kapsamı dışında kalmış. Açılan davada mahkeme bankayı kusurlu buluyor. Bu çok güzel bir karar. Çünkü bankaya diyor ki basiretli bir tüccar gibi davranarak hayat sigortasının süresi bittiği zaman mirasçılarına haber vermeliydin veya vefat edene haber vermeliydin ki sigortayı yenilesinler. Krediyi verirken hayat sigortası yaptırmayı şart koşan bir bankanın sigorta süresi bittiği zaman eğer kredinin ödenme süresi bitmemişse sigorta yenilemesi için mutlaka kredi verdiği kişiye bildirimde bulunması gerektiğine ilişkin çok çok güzel bir karar. Buradan da şöyle bir sonuca aslında ulaşmak istiyoruz. Biz tüketicilere bankadan kredi çekerken hayat sigortası yaptırılması şartı getirildiğinde tepki göstermiyor. Çünkü siz hayatın kendi akışı içerisinde vefat ederseniz mirasçılarınızın bu kredilerini zor durumda kalmamalarına ilişkin çok önemli bir güvencedir sigorta. Ancak bu uyarı da yapmamız gerekir ki bankalar genellikle kendilerine bağlı olan sigorta şirketleri için bir hayat sigortası şartı getiriyorlar. Tüketicinin böyle bir mecburiyeti yok. Hangi primi daha ucuzsa dışarıdan başka bir sigorta şirketinden bu hayat sigortalarını yaptırıp bankadan kredi çekme işlemlerini kullanabilirler. Karar güzel bir karar. Kararı veren yargıyı da tebrik ediyorum. Sayın Deniz, çok önemli verdiğiniz bilgiler. Yani eğer bir kredi çekilecekse hayat sigortası yaptırılması gerektiğine vurgu yapıyorsunuz. Şimdi şunu sormak istiyorum özellikle. Tam da böyle bir durumda banka bunu bildirmediği için banka suçlu mudur? Bankaya bir suç istinad edilebilir mi? Bir ceza verilmeli mi sizce? Anılan kararda zaten bankanın açık kusurlu olduğu ifade edilmiş. Yani bankaya diyor ki mahkeme sen basiretli bir tüccar gibi Türk Ticaret Yasası'nda belirtilen basiretli bir tüccar gibi davranmalıydın. Kredinin süresi bitmediği halde hayat sigortası bitmişse mutlaka kredi verdiğin kişiye bu durumu bildirmek ve sigorta yenilemesini istemekle yükümlüydün. Bu yükümünü yerine getirmedin. Dolayısıyla kalan taksitlerin de bankanın kendi kasasına ödenmesi gerektiğine ilişkin sigorta kapsamı olsun olmasın çok çok güzel bir karardır bu. Buradan şunu anlıyoruz ki gerçekten bankaların sadece krediyi verirken tüketiciye şart koştukları konular değil, kendine ilişkin yükümlülükleri de var. Mahkeme bankanın bu yükümlülüğünü yerine getirmediğine ilişkin bir tespitte bulunmuş oluyor. O davaya konu olayda krediyi çeken kişinin mirasçıları bu kararla ödemiş oldukları taksitlerin tamamını bankadan geri alma hakkına sahip olmuş durumdalar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz bizlerle bu karara dair görüşlerini paylaştı, bilgilerini paylaştı.